Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır. Fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki, ehl-i hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Ehl-i hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender, hiç olan kardeşinize yalnız hizmet-i Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i binihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi Rahim ve ismi Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. İnşallah o sözler ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kesira sırrına mazhardırlar. İkincisi, Tarık-ı Nakşi hakkında denilen der Tarık-ı Nakşibendi lazım amet çar terk. Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hesti, terk-i terk olan fıkra-i rana birden hatıra geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tulu etti. Der Tarık-ı Azmendi lazım amet çar çiz. Fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şükr-i mutlak, şevk-i mutlak ey aziz. Sonra senin yazdığın bak kitab-ı kainatın safha-i renginine. Beşinci mektup. İsmail kardeş bir sual soruyor. Bu mahrem sır azimendi midir diyor. Orada sır olacak başka bir şey yok zaten. Yani orada okunduğu zaman sır olacak, Acimedi'den başka bir şey yok orada zaten. Açık bir şey yani. Evet, beşinci mektup. Beşinci mektup. Bismihi Sübhanehu ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani radıyallahu anh mektubatında demiş ki hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını binler ezvat ve mevacit ve keramata tercih ederim. Hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını baştan oku. Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani radıyallahu anh mektubatında demiş ki
hakaiki imaniyeden bir meselenin inkişafını binler ezvak ve mevacit ve keramata tercih eder. Hem demiş ki, bütün tarihlerin noktayı müntehası hakaik-i imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır. Hem demiş ki, bütün tarihlerin noktayı müntehası hakaik-i imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır. Hem demiş ki, velayet üç kısımdır. Biri velayeti sura ki meşhur velayettir. Biri velayeti vusta, biri velayeti kübradır. Velayeti kübra ise veraset-i nübüvvet yoluyla tasavvuf berzahına girmeden, velayet-i kübra ise veraset-i nübüvvet yoluyla tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Hem demiş ki, Tarih-i Nakşi'de İki kanat ile sülük edilir. Yani hakaiki imaniyeye sağlam bir surette itikat etmek ve feraizi diniyeyi imtisal etmekle olur. Tarih-i Nakşi'de iki kanat ile sülük edilir. Yani hakaiki imaniyeye sağlam bir surette itikat etmek ve feraizi diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez. Öyleyse Tarih-i Nakşi'nin üç perdesi var. Birisi ve en birincisi ve en büyüğü. Birisi ve en birincisi ve en büyüğü. Doğrudan doğruya hakaik-i imaniyeye hizmettir ki İmam-ı Rabbani de radıyallahu anh ahir zamanında ona sülük etmiştir. İkincisi feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. İkincisi feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Efendim bir sual. Şimdi bu beşinci mektupta, dördüncü mektupta hizmetliği tamamen nazara vermiş yani tarikat olan. Beşinci mektupta da tamamen Nakşi'yi nazara ver. Bizden alakası ne olabilir yani? Acaba Nakşi'yi mi? Beşinci mektup acaba Nakşi'yi mi nazara veriyor? Şimdi tarikat, ben tarikat kurdum dese, bizim kaidemiz de şudur dese hayat hakkı verirler miydi? Vermezlerdi. Şimdi burada bundan anlaşılıyor ki Tarih-i Nakşi'nin üç hususu var diyor. Orayı oku. Bundan anlaşılıyor ki Tarih-i Nakşi'nin üç perdesi var. Üç perdesi var. Şimdi Tarih-i Nakşi'yi anlatmak üstada mı kaldı yani? Üstadın işi değil ki o.
Yani Tarih-i Nakşi'nin üç perdesinin olduğunu anlatmak üstada ait üstadın vesileler arasında değil ki. Zaten tasavvufun yani tasavvuftan bir ileri hakikat mesleğine geçmiş. Geri dönüp tasavvufu ne izah ediyor yani? Tarih-i Nakşi'yi izah etmesinin bir manası, mantığı var mı? Yok. Yani Nakşibendilere bir ders mi veriyor üstad? Yok. İşi değil yani. O halde burada ne var? Burada ne var? Birincisi iman-ı tahkikinin neşri. Bizim nurcuların Risale-i Nur'un vazifesi nedir? Birinci hizmet devresinde iman-ı tahkikinin neşri, ehli imanı dalaletten kurtarmak. Tıpatıp aynı. Ondan sonra ikinci hizmet, orada oku. Feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Bu Nakşibendi'nin vazifeleri arasında değildir. Yani Mektubat-ı Rabbani baştan başa 10 defa oku. Bizim maksadımız tarikat değil. Bizim maksadımız şeriatı icra etmektir. Tabirine rastlayamazsın Nakşibendi de. Nakşibendi de, Kadiri de, Halveti de, Celveti de, hepsi de bizim maksadımız bu tarikatı yerleştirmektir derler. Başka maksadı yoktur. Eğer sen bu tarikatın gereğini yaparsan matlup hasıl olur, istediğin şeylerin hepsine vasıl olursun. Öyle derler yani. Ama şimdi burada ne diyor? Tarikat perdesi altında şeriata, şeriat-ı muhammediyeye hizmet etmektir. Bu Nakşibendi'nin özellikleri arasında yoktur. O halde ne diyor burada? Adını Nakşi koyarak Acizmendi vazifelerini anlatıyor. Acizmendi'nin vazifelerini anlatıyor. Adını Nakşi koyarak Acizmendi'nin yani Risale-i Nur talebelerinin yapacağı işin hizmetin devirlerini anlatıyor. İkinci hizmet devresi nasıl olacak? İkinci hizmet devresi tarikat perdesi altında şeriat-ı Muhammediye hizmet şeklinde. Tarikat perdesi altında. Ben burayı okuyuncaya kadar zaten her ne kadar itminan-ı kalp varsa da Acizmendi hakkında bende bunun bir delilinin, kuvvetli bir delilinin olması lazım diyorum. Bundan 3-4 sene evvel Allah burayı açtı. 5. mektup diye şey yazdık ya, bir risale de yazdık. Şimdi buradaki maksadın tamamı Nakşibendi ismini kullanarak Acizmendi'nin yapacağı vazifeleri yazıyor. Çünkü Nakşibendi'de bunlar yok. Nakşibendi'de bunlar yok. Burada bir maksat var yani. Maksat, Acizmendi'nin birinci, ikinci hizmet devirlerini ve üçüncü hizmet devirlerini anlatmak. Üçüncüde ne diyor? Üçüncüsü, tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak, kalp ayağıyla sülûk etmektir. Evet. Bu doğrudan doğruya üçüncü hizmet devresine bakıyor. Yani alem-i İslam'a açılırken tasavvuf yolunu kullanacağız. Çünkü millet bütün İslam alemi tasavvuftan anlıyor. Onlara yeni bir şey takdimi mümkün değil. Kadiri misin, Nakşi misin, Halveti misin, Şazeli misin diyor. O halde üçüncü hizmet devresinde tasavvuf ilmini kullanarak kalbin hastalıklarını izale ederek hizmet edilecektir. İttihad-ı İslam davasında yani İttihad-ı İslam programında tasavvuf ilmi kullanılacaktır. Risale-i Nur'daki tasavvuf ilmi. Risale-i Nur'da çok yüksek bir tasavvuf ilmi var. O bundan evvelki tasavvuf ilmi değildir bu yani. Risale-i Nur tarikatlarda da içtihat yapmıştır. Tarikatlarda da tecdit yapmıştır yani. Bu devre henüz gelmediği için bu öne çıkmıyor şimdi. İman hakikatleriyle uğraşıyoruz. Şimdi
bundan anlaşılıyor ki şeyin Tarik-i Nakşi'nin üç perdesi var. Bu saydığı perdelerin ikincisi Nakşibendi'de yoktur. İkincisi doğrudan doğruya Azimendi'de var. Bu ismi kullanarak, Nakşibendi ismini kullanarak Azimendi'ni yapacağı vasfeyi yazmıştır buraya üstad. Sır diyor zaten, sır. Yani sır, dördüncü, beşinci mektuplar sır. Sonra bu tarikat meselesini herhalde bununla alakalı Hulusi Bey'in yazdığı tasdikatta fehimtu ve saddakna diyor. Fehimtu ve saddakna. Anladım ve tasdik ediyorum diyor. O kadar. Anladım ve tasdik ettim. Hulasa burada Nakşibendi tarikatının bu şeylerini, devrelerini anlatmak değil, Nakşibendi ismini kullanarak Risale-i Nur talebelerine yapacağı hizmeti yazıyor buraya. Bizimkinin aynısı çünkü. Birinci ve en birinci vazifesi nedir? İman-ı tahkikinin neşri. Öyle demiyor mu? Birinci ve en birinci. Doğrudan doğruya hakaik-i imaniyeye hizmettir ki... Evet. İmam-ı Rabbani de radıyallahu anh ahir zamanında ona sülük etmiştir. Tamam. Doğrudan doğruya imana tahkikinin neşri. Risale-i Nur'un da birinci hizmet devresi budur. Birinci vazifemiz de budur. Sonra ikinci perdesi. Feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Evet, bu Nakşibendi'nin kitaplarının hiçbirinde rastlanılmamış bir şeydir. Yani bizim maksadımız tarikat değil, bizim maksadımız şeriata hizmettir. Hiçbir Nakşibendi kitabında yoktur bu. Hiçbir şeyh de söylemez. Hiçbir yerde de yoktur. Mektubat-ı Rubani'de de yoktur. Bu doğrudan doğruya Risale-i Nur'un hizmet devresi, ikinci hizmet devresinin tatbik şeklini söylüyor bize. Açık. Açık bir şekilde. Üçüncü hizmet devresi, İttihad-ı İslam devresi, Emraz-ı Kalbiye'nin izalesi. Bu mürşit devresi işte. Bu mürşit devresi. Burada artık nefsi hastalıklarla, efendim kötü hasletlerle uğraşmak, kemalat iktisabına geçmek, insan-ı kamil sınıfına geçmeye çalışmaktır. Evet. Devam et. Birincisi farz. İkincisi vacip, bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir. Ya demek ki mesleki farz, imanı tahkikinin neşri. Vacip, tarikat perdesi altında şeriata hizmet etmektir. Tarikat perdesi altında şeriata hizmet etmektir. Azimendi de bunu yapıyor. Bizim maksadımız tarikat değildir. Maksadımız Hilafet-i Muhammediye'nin icra ve tatbikidir. Biz ona uğraşıyoruz yani. Evet. Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki eğer Şeyh Abdülkadir-i Geylani radıyallahu anh ve Şah-ı Nakşibend radıyallahu anh ve İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini hakaik-i imaniyenin ve akaid-i İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur edilse şekaveti ebediyeye sebebiyet verir. İmansız cennete gidemez. Fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaik-i İslamiye gıdadır.
Eskiden 40 günden tut ta 40 seneye kadar bir seyri sülük ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakaika çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lakayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. İşte 33 adet sözler böyle Kur'ani bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. Madem hakikat budur, Esrar-ı Kur'aniye'ye ait yazılan sözler şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tehacümünatına maruz, zulümatın tehacümatına maruz, Heyet-i İslamiye'ye en nafi bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. Madem hakikat budur, Esrar-ı Kur'aniye'ye ait yazılan sözler şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tehacümatına maruz Heyet-i İslamiye'ye en nafi bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. Bilirsiniz ki eğer dalalet cehaletten gelse izalesi kolaydır. Fakat dalalet fenden ve ilimden gelse izalesi müşkildir. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşat ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda İcaz-ı Kur'an'ın manevi lemaatından olan malum sözleri şu dalalet zındıkasına bir tiryak hasiyetini vermiş tasavvurundayım. El-Baki, Huvel-Baki, Said Nursi. Bu mektuplar çok mühim sırları saklıyor. Bir iki tanesini biraz anlamaya çalışıyoruz ama daha başka anladığımız şeyler var. Zamanı gelmediği için İsabetli olmayabilir konuşulması. Burada sırlar var, başka sırlar var. İnşallah günü gelir, onlar da açılır. Bunlarda sırlar var, bu mektupların ikisi de sır. Tamamen sır bunlar.